Evet sevgili dostlar, Abdurrauf bin Halime hocamıza bugün cinler hakkında sorular soracağız. Kendisinin yaptığı ilginç bir metot var. İlginç bir rukiye çeşidi var. Bunu soracağız. Aynı zamanda büyüler konusunda biliyorsunuz ki çok uzman. Biz yine televizyon programlarımızda anlatmıştık. Abdurrauf hocanın yaptığı büyü çözümü konusunda size bilgiler vermiştik. Şimdi birinci ağızdan dinleyeceğiz. Hocam, selamünaleyküm, hoş Aleyküm geldiniz. selam. İyiyim. Ve yakul ehlen ve sehlen. Merhaba bikum. Hocam Türkçe'de konuşmaya çalışıyor maşallah. Bizi de mühür ediyor. Hemen ilk soruya başlayalım. Türkiye'ye biz sizi tanıttık. Anlatmaya çalıştık. Abdurrahman Hoca kimdir diye. Ama bir de sizden dinleyelim. Abdurrahman Hoca kimdir? Ne zamandır bu işi yapıyor? Bu işe neden başladı? Bir de sizden dinleyelim. نحن في الأول قبل تلقينا معك نقول للناس في تركيا علشان اتكلمنا فيك فقط الآن يريد أن نسمع منك من هو عبد الرؤوف متى بدأت هذا الشغل يريد أن نسمع منك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمي عبد الرؤوف بن حليمة آدم عبد الرؤوف بن حليمة أبي تونسي وأمي أمريكية بابا تونسي وأنم أمريكالي عمري 49 سنة ياشم 49 كبرت بين تونس وانجلترا انجلترا و تونس arasında ben yaş büyüdüm دخلت الاسلام في عمري 15 سنة اسلام 15 yaşında İslam'la müşerref oldum maşallah من ذلك الوقت انا في الاشغال الاسلاميه Ondan bu yana İslam'a girdiğimden bu yana da İslam'la ilgileniyorum ve İslami çalışmalar yapıyorum. Hafiztu el-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i hafizettim. Kharajtu fi't-tebliğ 19 merre. Tebliğ cemaatiyle 9 defa 40 günlüğüne sefer yaptım. Katabtu kutub diniye. Ve dini kitaplar yazdım. عملت دار النشر انشرت فيها 20 كتاب ve neşriyat eden bir çalışma da orada 28 tane kitap çıkarttık bastık. كتبته وترجمته ونشرته كذلك. Ve hem yazdım hem de tercüme ettim ve onları da neşrettim. انا درست مهندس في الاحصائيات والاقتصاد. İktisat üzerine ekonomi üzerine mühendislik okudum. كذلك كنت أولمبيك شامبيون في الماتيماتيك. و ماتيماتيك أولمبياد شامبيون oldum. ما شاء الله. وكذلك عملت ماجستير في اللغة العربية. و عربشة dilinde de doktora yaptım. بدأ مسألة الرقية لما كنت مع الزوجة في الباكستان سنة 93. 1993 yılında Pakistan'dayken rukiye işine başladım. ضربها جن فبدأنا نبحث عن العلاج. Ve hanıma cin musallat oldu ve bunun ilacını aramaya başladım. فهكذا بحثت مع الناس الذين يعملون الرقية. Ve bu rukiye çalışmasını yapan insanlarda bilgiler almaya çalıştım. وقرأت كل ما في الكتب. Ve onunla ilgili bütün kitapları okudum. وحتى كتبت كتابي في الرقية سنة 97. Ve 97'de hatta onunla ilgili rukiye üzerine de kitap yazdım. ومن 97 هذا شغلي. Ve 1997'den beri de bunu görev olarak yapıyorum. ومن سنة 2005 بدأنا الدورات في التكوين ومعالجة الناس. Ve 2005'ten beri de insanları tedavi etmeye başladık. فعندنا الآن مراكز في 35 دولة في العالم. Ve bizim bu işi yapan 35 devlette merkezler kurduk. İnsanlara faydalı olmak için. Maşallah. Ve hadi evvel merre nati ile Türkiye. Ve Türkiye ilk defa geliyorum. Elhamdülillah kitap mevcut bir Türkiye. Ve kitabım Türkçe'ye de çevrilmiş. Kullu vahid yastatran yakuduhu min web site. Ve herkes bunu bizim web sitemizden indirebilir. Evet sevgili dostlar, aslında hocam kendini anlattı ama buradan da şunu görüyoruz. Bizim Türkiye'de bir algı var. Cinci büyücü hocalar dediğimizde insanlar sıkıntı duyuyor. Fakat hocam bir hoca değil, cin çıkarma hocası değil, aynı zamanda bir ilim adamı, alim. Lütfen bunu da tercüme edin kendisine. هو يقول اخ يقول عبد الرؤوف شيخ عبد الرؤوف ليس مثل هذا هؤلاء ساحر وساحرة الذي خرجوا الجن ويعملوا مع الجن ليس مثل هذا هو اهل العلم الحمد لله اولا. Şimdi hocam siz rukiye tedavisi yapıyorsunuz. Yani Kur'an okuyarak
bunu yapıyorsunuz. Kur'an okuduğunda sadece Kur'an okumayla bir cin bedeni terk ediyor mu? Başka yöntemleri de olması gerekiyor mu? Entum ta'alajin al-nas bil-ruqya lama bil-Kur'an. Lama qira'at al-Kur'an. Hal mumkin bi-qira'at al-Kur'an faqat terk al-cin hada al-jasad? Al-qira'a faqat la takfi. Sadece okumak yeterli değil. العلاج فيه القراءة على الماء للشرب والغسل ورش البيت. Ve aynı zamanda suyun üzerine de Kur'an okunup onun içilmesi, ondan duş alınması ve evin ondan spreylenmesi Kur'an suyuyla. والقراءة على الزيت لدهن الجسم. Ve aynı şekilde zeytin yağ ve diğer kullandığınız vücut yağlarının üzerinde de okunması, onun da vücuda sürülmesi lazım. وإذا كان المشكل في الجسم نعمل الحجامة ونقرأ الرقية. Eğer vücudun içerisinde bir sıkıntı varsa o zaman bunu hicamet uygulayarak hicametle beraber rukiyeyi de aynı eş zamanlı uygulayarak vücuddan temizlenmesini sağlıyoruz. ومن أكل السحر يشرب السنا من الطب النبوي مع الماء المرقي ليخرج من بطنه. Eğer sihir veya büyü yedirilmiş, içirilmiş ise bu sene Mekki yapraklarını okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim suyuyla ona içirilip ve onun temizlenmesini sağlıyoruz mideden ve bağırsaklardan. فَكُلُّهُ يَسْتَعْمِلِ الْقُرْآنِ وَلَكِنْ لَبُدَّ هَذِهِ الْبَسَائِلْ كَذَلِكْ مِنَ الْمَاءِ وَالزَّيْتِ وَالسَّنَاءِ والحجامة. Yani çok insanlar Kur'an okuyor ama kesinlikle şunların da olması lazım. Suya okunması, yağa okunması, senanın içilmesi, bunların bu tafsilatların mutlaka uygulanması lazım. كذلك فيه أدعية من القرآن لمحاربة الجن. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki belli ayetlerde de cinleri karşı taarruz geçme ayetleri var. ولمحاربة الشخص الذي يعمل لك السحر. Ve ona sihirbaz yani dediğimiz şahıs, sihiri yapan kişiye de karşı uygulanacak ayetler var. وكذلك طريقة إحضار الجن حتى يدخل الإسلام. Ve aynı şekilde cinin hazır olması ve onun Müslüman olmasını sağlamak. الذي نسميه كابتاج. Ve biz buna kaptaj diyoruz. Yani Türkçesi biz buna yakalama diyelim. يمشي بالقرآن. Ve bu Kur'an'la oluyor sadece. الشيء الوحيد الذي عندنا ليس له علاقة بالقرآن هو psychotherapy. Ve bizde sadece benim yaptığım bütün metotlarda Kur'an'ın uygulamadığım bir tek şey psikolojik tedavi uyguluyoruz o Kur'an'ın dışında. لأن الذي تعذب في حياته من أي شيء هذا يقوي الجن والسحر. عليه فنعمل له هذا العلاج حتى يفرغ هذه الآلام. Ve hayatında çekmiş olduğu üzücü sıkıntılı problemlerinin tesirinden dolayı açılan yaraların kapanmasını psikolojik mende aynı tedavi veriyoruz ki onlar kapansın. Yoksa aynı şekilde cinlerin kuvvetlenmesi ve daha musallatların artmasına vesile oluyor. فنستعمل القرآن والسنة والتكنيك الذي طورنا بالتجربة. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e göre, sünnet-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesine göre ve bizim geliştirdiğimiz bir teknikle cinin hazır olmasını sağlıyoruz. Bu tekniği soracağız ama sevgili dostlar, buradan da yine hocamın anlattıklarından ben şunu çıkarıyorum. Yani sadece hemen gel sana Kur'an-ı Kerim okuyayım, rukiye yapayım, cinin çıksın, öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi hem suya okuma, hem yağa okuma, hem yaşantına o ayetlerin tecelli etmesiyle ancak cin çıkıyor diyor sevgili hocamız. Şimdi hocam dedi ki suya okuyup onu içmemiz gerekiyor. Peki biz hastaneye gittiğimizde bize serum veriliyor. Bu serum direkt damarlara gidiyor. Allah da Kur'an'da diyor ki şeytan ve cinler sizin damarlarınızda gezer. Biz bir suya okusak, yakma ayetlerini, şifa ayetlerini bir suya okusak, onu da serumla direkt damara versek daha etkili olmaz mı? لما قلت لي قبل هو يقول لما رقينا الماء وشربنا هذا ينفعنا فقط لما إنسان مريض في الجسم يروح المستشفى المستشفى عطيه هذا سيروم للسيروم دخل الجيرات هل ممكن هذا الماء الرقي طريق السيروم للجيرات نزرق عليه هذا ممكن؟ هو يمكن فيه بعض الرقاة يعملون هذا يشترون السيروم ويقرون عليه الرقية ثم يدخلونه هكذا في جسم المريض.
أما نحن لا نفعل هذا لأن نحن نفعل الحجامة فالحجامة خفيف أما لو نستعمل السيروم فيحتاج الإنسان يكون عنده يعني تكوين علمي يعني طبي حتى يدخل يعني هذا السيروم. Evet diyor yani bu mümkündür. Bazı rakiler yani rukiyacılar bunu yapıyor. Hatta şöyle yapıyorlar. Serumu alıp serumun üzerine Kur'an okuyorlar. Bunu aynı serum uygulamasını yapıyorlar. Fakat biz bunu yapmıyoruz. Buna gerçekten tıbbi bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bizim yaptığımız hecametle hafif bir şekilde o kanla bulaşanları o şekilden alıyoruz. هو يمكن القرآن يدخل بأي نوع مثلاً الكحول يمكن نقرأ عليه يستعمله الإنسان إذا كان سن عنده الدواء من الطبيب كذلك يقرأ على هذا القرآن على هذا القرآن على هذا الدواء ويستعمله Kur'an'ın insanın vücuduna geçmesi her halükarda sağlayabiliriz. Mesela örnek verelim. İnsan gözüne sürme sürecek olan bir insan sürmenin üzerine Kur'an rukiye yaparsa gözüne sürdüğü zaman bu yine onun karnına ve vücuduna karışır. Aynı şekilde doktordan aldı bir takım ilaçları. Kendisine uygulamadan önce onların kapaklarını açıp ambalajını açıp üzerine Kur'an-ı Kerim rukiye ayetlerini okuduğu zaman aynı şekilde onun vücuduna ve kanına geçer. Hocam hacamatı da tavsiye ediyor. Hacamat yapıldığında yani cin çıkar mı? Yani tenasih el-nas lil-hijame. Hel bil-hijame kharaca el-cin? El-hijame tu'athir alel-cin. لأن الجن هو يمشي في الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من الإنسان مجرى الدم نعم. فلما تأخذ هذا من القليل من الدم هي تقطع جسمه ومرة عملنا الحجامة على المرضى ثم نطق جن وقال لماذا تجعلوننا في الكؤوس diyor ki şimdi hocam şöyle buyuruyorlar siz diyor hecamet yaptığınız zaman o çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki cinler ve şeytanlar damarlarımızdaki kanda dolaşır. Dolayısıyla biz hacamet yaptığımız zaman onların vücutları kanda dolaştıkları için parçalanıyor. Hatta bir seferinde şöyle bir olay oldu. Cinin bir tanesi dile geldi bizimle konuştu dedi ki neden beni burada bu bardağa hapsettiniz aldınız diye. عنده مركز حجامة قال لي الناس يسرعون كثيرا وقت الحجامة لأنه ولو بدون القرآن الجن يعني يمزق جسمه ولكن لو يكون بالقرآن أفضل فولو الذي عمل الحجامة ما قرأ القرآن يمكن أنت تسمع أو تقرأ القرآن بنفسك الوقت الذي الحجامة على جسمك حتى şöyle bir tavsiyede bulunuyor hocamız yani satır aralarında çok önemli şeyler söylüyor Rukya merkezi sadece hecamet yapan kardeşlerden bir tanesi diyor ki ben hecamet uyguladığım zaman insanların çoğu bağırıp çağırıyor. Onların cinleri Kur'an okunmadan da tesir alıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim okunsa çok daha faydalı olacak. En azından okunmayan hacameti yapan insanlar kişi kendisi okusa yine faydası olacak. Yani bunu tavsiye ediyorum diyor. İnşallah. Biz ahir zamanda yaşadığımızı düşünüyoruz ve sizin gibi biz de bu işi gazeteci olarak araştırıyoruz. Ve yekul nahna fil ahir zaman yani fil muddel karn ahir dünya o ana bil min cirat ve min televizyon yebhas hada mevzu kemen evet. Biz gördük ki bu devirde cin musallatı çok üst seviyelerde, çok artmış vaziyette. Fi hadal vakt, awakhir el vakt zadul meşakil cin fil nas. Bunun sebebi sizce nedir? Ma huwa sebep? Fi yani eş rayek fi hada? Awal sebep fi intişar el sihr. Elcin yu'athirun fil nas galiban bis sihr. Aslında cinlerin insanlara musallat olmasının ana nedenlerinden bir tanesi sihirle, büyüyle. والسحر ينتشر من أجل الحضارة التي يختلط فيها الناس. Ve sihirin de yayılmasının sebebi insanlar arasındaki bozukluklar, bozgunluklar, çekememezliklerden kaynaklanıyor. فكل الشرور لو تعطي لها الحرية تكثر. مثل الخمر والمخدرات والبغاء لو تعطيه الحرية يكثر والقمار
Ve mesela herhangi kötü şeylere siz izin verdiğiniz zaman bunlar çok çabuk yayılıyor. Mesela kumar, içki, zina vesaire böyle kötü şeyler çok çabuk yayılıyor insanlar arasında. Ve sihre de tamamıyla izin verilmiş, hürriyet var. Yani bir yasaklama getirilmemiş maalesef. İlla bazı duvel kalile elleti temna'u sihr. Çok az devletlerde bu uygulanıyor, yani yasaklanmaları. Ve insanlar maalesef futbolda, siyasette, ticarette sihir uyguluyorlar. Kuna fi Gürcistan. Mesela Gürcistan'daydık biz birkaç bir hafta önce. Ve bir Çeçenistanlı cemaat kardeşler vardı. Ve bizde aşağı yukarı bir ova komplesinde hiç bizde bir hasta yok dediler. Mundu 20 sene katolu sahar. 20 yıl önce sinde sihir ve büyü yapanları öldürmüşler. وَالَّذِينَ لَمْ يَقْتُلُوهُمْ هَرَبُوا Ve onları, diğerleri o öldürmedikleri de kendilerinden kaçıp insanlar arasından uzaklaştılar. فَقَالُوا لَنَا مَرْحَبًا بِكُمْ وَلَيْتَ لَيْسَ عَنْدَنَا مَرْيَبًا Ve hoş geldiniz, sevindik sizin gelmeniz ama size hastamız yok. Yani kimse hasta, bir iptila uğramış kimse yok dediler. Ve ikinci sebebe gelince اَلَّذِينَ عَلَيْهِمْ اَنْ يَجِدُوا الْحَلْ الْعُلَمَا وَالْاَيِّمَّا هُمْ بِاَنْفُسُهُمْ فِي كَثِيرْ مِنَ الْمَرَّاتِ يُشَارِكُونَ فِي التَّمَائِمْ وَفِي الشِّرْكِ Ve maalesef diyor ikinci şıktaki mesele şu, alimler, hocalar, bir takım din bilginleri bir şekilde bu şirklere, bu uygulamalara ortak oluyorlar. فَاِذَا كَانَ الَّذِي يُعَلِّمُكَ الدِّينِ هُوَ الَّذِي يُعْتِيكَ التَّمَائِمْ والأذكار اسماء الجن الأذكار الغريبة فكيف عامة المسلمين يعرفون الحق من الباطل؟ Şunu şöyle düşünün ki diyor, size dini öğretecek, hakikati öğretecek olan şahsiyetler kendileri kalkıp da size işte nuska vesaire bazı isimleri zikretmenizi sağlıyorsa, cinlerin isimlerini. Peki insanlar, normal avam nasıl dini hakikati öğrenecek? Nasıl sapıklığa düşmesinler? كذلك من ناحية آخر الزمان يعني صار اجتهاد عالمي للشياطين لإضلال المسلمين. Ve son zamanlarda şeytanların ve diğer bu cinlerin İslam alemine çok büyük şekilde bu vesilelerden dolayı musallat oluyorlar. فنحن لا نرى ولكن كل من يريد الخير للإسلام فيه جماعة من شياطين الإنس والجن يعملون له حتى يسقط. Yani biz hiçbir yerde görmedik ki İslam'a, ümmete, ilahi kelimetullah hizmet etmek isteyen gerçekten şahsiyetlere sihir ve büyü yapılmasın. وكل من عنده اسلام يعني غير صحيح يفعلون يعني يجتهدون حتى يطلع والناس يتبعوه. Ve İslam'da, İslam'ın tamamen kendisinde olmayan bir takım şahısları ön plana çıkarıp, yani tabiri caizse parlatıp, insanlara ambalaj içinde onu sunuyorlar, din ve din büyüğü ve dindar diye, insanlar da ona tabi olması için, yanlış yönlendirilmeleri için. وَنَحْنُ فِي الرُّقْيَا نُلَاقِيهِمْ أَكْثَرْ وَأَكْثَرْ Ve bu rukya çalışmalarımızda, çok dolaşmalarda bunları çok defalarca görüyoruz, sürekli görüyoruz. Yani أحد الجن جاء كان قوي وقال لي يفتخر قال أنا أرسلوني للعراق للحرب. Diyor ki ben bir büyük bir seferinde bir büyük bir cin geldi ve çok gururlanarak dedi ki ben Irak'ı savaşa düşürdüm. فبعض الناس يبحثون عن الجن الأقوياء من كل مكان حتى يرسلوهم على المسلمين ليقتلوا بعضهم بعض. Ve bazı insanlar kuvvetli cinleri araştırıp bulup insanlar arasına, Müslümanlar arasına özellikle gönderip birbirlerini öldürmelerini sağlamaları için. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الدجال يأتيه الشياطين من كل الأرض يقولون نحن تحت أمريكا فيقول بشر الناس أني ربهم.
Ve bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Deccal geldiği zaman bütün her yerden şeytanlar onun yanına gelecekler ve diyecekler ki bizler senin emrindeyiz Deccal'a dediklerinde. Deccal diyecekler ki her tarafa yayın ben sizin Rabbinizim diye. فَكَمَا أَنَّ الْبَشَرْ يُهَيِّئُونَ لِلْدَّجَّلْ كَذَلْكَ فِي الْجِنْ يُهَيِّئُونَ لَهُ. Nasıl insanlar Deccal'dan bir şekilde tesir alacaklar, aynı şekilde de cinler de öyle olacak. Peki beklenen bir Deccal varsa ve bu Deccal şeytanlara ve cinlere dağılın, insanlara musallat olun diyecekse, insanlar bu saldırıdan kendini nasıl korumalı? لو كان هو يقول لو كان الدجال ويؤمر الجن والشياطين ينتشر بين الناس كيف الانسان يحفظ نفسه من دجال؟ لابد حفاظة نفسك بالإيمان. Kesinlikle kaçınılmaz olan imanla insan kendini koruyacak. كل من يعمل الشرك في خطر عظيم. Her şirk yapan çok büyük bir kötülük yapmış, suç işlemiştir. Yani الانسان الذي يعمل الشرك صلاته غير مقبول. Ve şirk yapan insanın namazı kabul değildir. كل دينه في الخطأ. Ve bütün dini hata içerisindedir. والله تعالى من سنته أن يعاقب على المعصية بمعصية أكبر. Ve Allah Teala'nın şeyi şudur, planlaması: bir insan günah işledikçe daha büyük günahlar onları iptila ediyor, onu düçar kılıyor. كَمَا قَالَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَانُوا فُسَّاقَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَيَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَعْمَلُونَ الشَّرَّ بِسَبَبِ هَذَا الشَّرِّ الَّذِي فِيهِمْ مَا آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقَوْا عَلَى الْكُفْرِ. Ve şu ayeti kerimede de buyurdukları gibi aşağı yukarı tekrar kendileri açıklamasını yaptılar. İslam'dan önce de fısık insanlar arasında bozgunculuk ve kötülük yapanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra aynı o fısklarını dağıttılar, yine yaydılar. مثلا اذا örnek olarak تستطيع ان تطلب من الله وتمشي الى القبر لقضاء حاجتك فلما ياتي الدجال هذا يقول انه هو الله فهذا افضل من القبر. İnsanlar şimdi mesela Allah yerine kabirlere gidiyorlar. Oradan bir şey ihtiyaçlarını almalarını sağlıyorlar. Deccal geldiği zaman Deccal diyecek ben buradayım. Diyecekler bu kabirden daha iyi. O zaman Deccal'dan isteyelim. فَكُلُّ مَنْ يَعْمَلُ الشِّرْكُ هُوَ يَعْنِي نَخَافُ أَنْ يَتَّبِعَ الدَّجَّالِ. Şirk yapan herkes maalesef Deccal'a tabi olacak. ثَنِيًا كُلُّ مَنْ يَعِيشُ فِي الْمَعَاسِ نخاف أن يتبعوا الدجال. Biz şundan da korkuyoruz ki her bütün günah işleyenler maalesef Deccal'a tabi olacak. Günahkarlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لما يأتي الدجال ويدعو الناس الذين لم يستجيبوا لما يذهب كل ما عندهم من خير من نعمة من رزق يمشي مع الدجال. Deccal geldiği zaman Deccal'a tabi olmayan hayırlı insanların elinde olan rızıklar Deccal'a tabi olmadıkları için bu sefer onların imtihanı gereği Deccal'la beraber o rızıklar elinden alacak Allah-u Teala, Deccal'la yürüyecek. وَالْمُسْلِمُونَ طَعَامُهُمْ طَعَامُ الْمَلَائِكَةِ سُبْحَانَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. Ve Müslümanların o zamanki hali yiyecek ve içecekleri Subhanallah, Elhamdülillah, melekleri nasıl ki Allah'ı zikrederek Allah onların ihtiyaçlarını gideriyor, o zamanki Müslümanlar da Allah'ı zikrettikleri zaman Allah-u Teala onların ihtiyaçlarını giderecek. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض المسلمين يتبعون الدجال يقولون لا نتبعه إلا للطعام. Bazı Müslümanlar ona tabi olacaklar Deccal'a ve diyecekler ki biz ona tabi olmuyoruz. Sadece yiyecek içeceklerimiz için ona tabi oluyoruz. فالمسلم الذي يعمل في الحرام وعنده يقين أن لا بد من الحرام حتى آكل فكيف يستطيع أن يأكل التسبيح وهو لا ليس مقتنع بالحلال. Bir Müslümanı düşünün ki haramla, haram içerisinde yüzüyor. Nasıl olsun ki o insan halallan, zikirlen doyuracağını, ihtiyaçlarını gidereceğini sansın. Dolayısıyla o haramdan dolayı Deccal'a tabi olacak. فَالَّذ۪ي بَنَى حَيَاتَهُ عَلَى الْحَرَامِ بِالْاِقْتِنَعْ وَالْيَقِينِ اَنَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَرَامِ لِلْحَيَاتِ وَلِلْنَجَاحِ فَهَذَا كَذَلِكَ
yettebi'u deccal. Ve yine bir Müslüman hayatını haramlar üzerine kurmuşsa, onun inancı sadece bütün geçimini haramlar içerisinde ancak sağlayabilir. Olursa kesinlikle bu da deccala tabi olacak. Yani farklı sınıfları sıralıyor farkındaysanız. Evvelen terkuş şirk ve saniyen terkul bahari. Öncelikle peki korunma sizin başa dönecek olursak, birincisi şirkten şirki terk etmemiz lazım. İkincisi haramı terk etmemiz lazım, haramları. وثالثاً الالتزام بالجماعة. Ve cemaate sağlam, cemaat kulpuna sağlam yapışmamız lazım. Üçüncüsü. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف تحفظ من الدجال. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyurdukları gibi buyurdular Abdurrahuf Efendi, Kehf suresini okumak Deccal'dan korur. فقال من لقي الدجال يقرأ 10 آيات من سورة الكهف. Deccal'ı kim görürse Kehf suresinden 10 ayeti okusun. وقال كذلك من حفظ سورة الكهف عصم من الدجال. Ve kim Kehf suresini hıfzetmişse o Deccal'ın şerrinden emindir. Maşallah. Hocam Deccal'den bahsediyor. Deccal zamanında cinlerin de birbiriyle savaşacağını biz çok duyduk. Şimdi de Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da savaş var. İnsanlar, yani Deccal tarafındaki insanlar dünyada birbirleriyle savaşıyor ve Müslüman kanı akıyor. Peki cinlerin tarafında da Müslüman cinlerle Deccal tarafındaki cinlerin savaşı var mı? O ah yekul kema semi'na fil akhir zaman ve khasatan al'an fil harb fil Suriye ve Irak ve hada manatik fa hada coğrafya beyne'n nas muslimin ve gayri muslimin beynehum meşakil harb hurub كمان في عند الجن جن الذي صف الدجال وجن المؤمنين والمسلمين بينهم كمان حرب فالحروب التي تقول أكثرها بين المسلمين ليس مع غير المسلمين إلا قليل. Bu söylediğiniz yani insanlar arasındaki savaşın çoğu Müslüman arasında maalesef. هل الشق الثاني هذا هو نعم. اهم بين فهمت. الجن هل نعم يعني الحروب دائما بين الجن جنler arasında sürekli savaş var. لما يحارب البشر يحارب الجن. Ve insanlar savaştığı zaman cinler de savaşıyor aynı şekilde birbirleri arasında. Yani kafirlerle ve Müslümanlar. Yani مثلا مثل الكلاب. Aynı affedersiniz bu bir misaldir köpekler gibi. لو انا اتحارب معك كلبي يحارب كلبك. Ve ben seninle karşı dövüştüğüm zaman sizin köpeğinizle benim köpeğimle dövüşmeye çalışıyor, kavga etmeye başlıyor. Vel cinnel muslimun kezalik yuharibun. Aynı şekilde Müslüman cinler de savaşıyor. Walakin laysa ana ma ra'aytu el muharibin el bashar alladhina yuharibu ma'ahum el cinnel muslimin. Cinnel Müslümanlar ma muharibun ma'a cinnel yani insanın Müslümanı. Ma ra'aytu el bashar alladhina yuharibu ma'ahum el cinnel muslimun. İnsanlarınla beraber Müslüman cinlerin savaştığını görmedim. Yani mesela لو تاخذ العراق او سوريا او افغانستان. Mesela bu saydığımız devletlerde kullu ha'ula el mutaharibun cemaat. Ve bunlarda sürekli savaş var ve cemaatler arasında da savaş var. ليس واحد منهم الجن المسلمين معهم. Hiçbiriyle beraber Müslüman cinler onlara yardım etmiyor. لأنهم يروا أن ليس فيهم واحد يعني طاهر. Çünkü Müslüman cinler mümin sıfatlarından dolayı onların arasında tamamen tahir dediğimiz yani saf, berrak bir İslam görmediklerinden dolayı. ولكن يجاهدون جهادهم ضد الكفار وضد السحرة في بينهم. Ha yani Müslümanlar Müslüman cinler kendi alemlerinde kuffarla gayrimüslim cinlerle sürekli savaşıyorlar. O ayrı bir şey. Hocam aslında çok önemli bir iddiada bulundu ve de çok elin bir iddiada bulundu. Yani Orta Doğu kan gölü malumunuz. Orada savaş anlatlar hocamın en başta söylediği gibi Müslümanlar birbirleriyle savaşıyor kan gölü ortasında.
Müslüman cinler niye Müslüman olan insanlara yardım etmiyor diye hani çok da soruyorsunuz ya. Hocam da diyor ki Müslüman cinler salih bir Müslüman görmediği için o yardımda bulunmuyor diyor. Vay halimize. Irak Savaşı'nda bir cinin yardım ettiğini söyledi. Evet. Nasıl yapmış bunu? Hı. Bir de başka devletlerde gidip de ortalığı karıştıran cinleri duydu mu hiç? Var mı? Hel hada cinil kavi yahki lek keyf ve beda hada şugul ve yani hatta nas yaharibune beynehum. هذا أول سؤال والثانيا في الدولة آخر هل سمعت من الجن نفس العمل؟ هذا الجن ليس تسبب في حرب بالعراق ولكن أرسلوه حتى يشارك في الحرب يعني لا أستطيع أن أقول أن الجن هم أصل الحرب وبداية الحرب ولكن فيه من يسحر على المسلمين ويرسل عليهم الجن حتى يتقاتلوا. Yani bunun illaki başı ve sonu diye cinler diye bir şey diyemiyoruz. Ama onların gönderdikleri ve hatta cinler de sihir yapıp sihirle gidip birbirlerine düşürdüklerini söyleyebiliyoruz. Ala kulli hal ve lev kâne sihr vel cin nahnu mes'uluna an a'malina. Ve hâzâ el-lezî amilnâh nahnu mes'uluna anhu leysa lenâ udr. بِأَنَّ النَّاسَ سَحَرُوا لَنَا وَكَادُوا لَنَا Yani biz kendi insanlar, kendi yaptığı, herkes kendi yaptığı amelden sorumludur. Dolayısıyla biz cinler sihir veya yaptı veya sebep oldu diye biz yani kendimizi, insanlar kendilerini masumlaştıramazlar dolayısıyla. وَلَكِنْ هُمْ يَشْتَهِدُونَ حَتَّى اَيُّ نَشَاطْ لِنَفْعَ الْإِسْلَامِ Ve fakat şunu kesinlikle altını çizerek söyleyebilirim ki cinler çok uğraşıyor. Ve İslam'ın zerresinin olduğu yerde onun atom bombası düşürür gibi parçalamak istiyorlar. Ve onun üzerinde çalışıyorlar gece gündüz. Yani hâzâ fî kulli mekân bidûn istisnâ. Ve bu her yerde istisnasız olarak bütün dünyada. Yani lâ yumkin yani na'mel şey li nef'al İslam bidûn yani yâti hâulâ li mu'âradatî. Ve biz mümkün değil İslam'a faydalı bir şey yaptığımız zaman ve onlar da karşı koyup bunu engellemeye çalışmasınlar. Mümkün değil. Mutlaka engellemeye çalışıyorlar. وَنَا لَا يُمْكِنْ أَنْ أُسَمِّي النَّاسَ الَّذ۪ينَ يَفْعَلُونَ هَذَا Ve bunu yapan insanları falan da isimlerini ben söylemek istemiyorum, söyleyemem de. ولكن مثلا اعرف صديق هو يجتهد لفلسطين في فرنسا مثلا bir tanıdık var Fransa'da Filistin üzerine yoğunlaşıyor نزلت عليه المشاكل حتى ضاعت تجارته وذهبت زوجته وتفرق اولاده ve onun üzerine o kadar sorunlar geldi ki kendisinin üzerine hatta hanımı ayrıldı çocukları ailesi parçalandı ve onun işi gücü de ticareti de dağıldı paramparça oldu ولهذا نصيحتي لكل من يشهد للإسلام أن يصلي من الليل Ve ben her şunu nasihat ediyorum. Her kelime-i şehadeti getiren her insana, her Müslümana diyorum ki gece namazlarını kılın. Yani أنت تريد تعمل مسجد أو مدرسة أو أي شيء لنفع الإسلام ثم تنام والآخرون لا ينامون. Ve sen İslam'a herhangi bir fayda yapmak istiyorsan cami, medrese vesaire gibi şeyler, faydalı şeyler yapıyorsan uyumaya gittiğin zaman ama diğerleri uyumuyor. فكما أن الشيطان يجتهد عليك لا بد أن الله يكون معك ولا بد تقوم وتدعو في كل ليلة حتى الله يحفظك وينصرك فيما تفعل. Ve nasıl şeytan seni rahat bırakmıyorsa sen de gece kalkıp Allah'ın yardımını alman lazım. Allah'ın mahiyeti seninle beraber olsun ki sen de başarıyı elde edene kadar. Şeytani bir güç var. Şeytanlar arasında ve şeytani insanlar arasında rahmani bir güç de var mı? Hunak قوّة الشيطانية أمامنا هل قوّة الرحمن موجود مقابله؟ على كل حال يوجد اجتهاد في المسلمين ولكن ليس موحد. أمة arasında اجتهاد var fakat bu birlik değil yani tek bir beraberlik sağlamıyor. نحن نجتهد في ميدان الرقية. Biz sadece rukya alanında konuşabiliriz. وجماعة التبليغ تجتهد في ميدان الدعوة.
Tebliğ cemaati kardeşler davet emri bil maruf nahyen münker babında o meydanda konuşabiliyorlar. وكثير من الجماعات والأفراد والعلماء كل واحد يجتهد حسب اجتهاده. Farklı cemaatler, farklı kardeşler kendi alanlarında bir takım iştihatlar yani kararlar alıyorlar kendi alanlarıyla ilgili. وكما نعرف كلنا مشكل المسلمين في التفرقة. Ve hepimizin bildiği gibi maalesef ümmet arasında bir tefrika ayrılık var. Birliktelik yok. أنا اعتقادي أن هذه فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. Ve ben kendi itikadım olarak şuna inanarak söylüyorum ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dediği gibi Adem'in aleyhisselamın başta hayatıyla beraber kıyametin sonuna kadar Deccal'ın fitnesinden daha büyük bir sorun yaşamayacak insanoğlu. فَسَيَاتِ الْاِبْتِلَى عَلَى كُلِّ فَرْدْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ve her Müslüman şahsın üzerine büyük sorunlar gelecek, sıkıntılar gelecek. لَا تَسْتَطِعْ تَقُلْ اَنَا مَعَ شَيْخِي اَوْ مَعَ اِمَامِي اَوْ مَعَ اَمِّرِي اَوْ مَعَ جَمَاعَةِ كُلُّ وَاحِدْ سَيَكُونُ اِمْتِحَانُهُ وَحْدَهُ Hiç kimse diyemeyecek, ben şeyhimlenim, ben cemaatimlenim, ben şuna tabiyim diyemeyecek. Herkes kendi sorunu, başına gelen musibetle baş başa kalacak o anda. Onduru nahnul muslimin, Allah atanel İslam meccanen. Ve Allah subhanahu teala bakın Müslümanlara İslam'ı tabiri caizse karşılıksız, bedava gibi verdi. كم من الناس ليسوا مسلمين ماذا ذنبهم أنهم اتبعوا والديهم Kaç insan biliyoruz ki sizler de yakın çevrelerinizde bilirsiniz ki anne babasına itaat ve tabi olmadığı zaman ne kadar büyük günah işleyebiliyor? Günahtır. وَنَحْنُ وَجَدْنَا وَالِدِينَ مُسْلِمِينَ فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ Belki bazı anne babalar vardır Müslüman değil ama biz Müslüman anne babaların evlatlarıyız. وَلَكِنْ كُلُّ وَاحِدْ مِنَّا مَاذَا فَعَلْنَا فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ Peki bize verilen bu emanete ne yapıyoruz? Ne yaptık? كما قال تعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Ve nasıl ki Allah Subhanahu Teala ayeti kerimede de buyurduğu gibi o resul sizin üzerine şahit, siz de insanlar üzerine şahitlik edeceksiniz bu ümmet için. فالله أعطاك الإسلام. أنت ماذا فعلت بهذا الإسلام؟ Allah Subhanahu Teala size bu İslam'ı verdi. Siz İslam için ne yaptınız? فكثير من المسلمين لولا ولدوا مسلمين ما كان ياتي في فكرهم ان يدخلوا الاسلام Çok Müslüman insanlar var. Hiçbir kimsenin nasıl olsun da İslam'a girsin gayrimüslimlerin öyle bir fikri yok. Düşüncesi yok. Derdi yok yani adamın. فالآن مع الدجال إما تكون مؤمن أو تخرج من الإسلام. Deccal'la beraber ya müminsin ya da İslam'ın dışındasın, onunla berabersin. Biz Türkiye'de yapılan birçok cin seansına girdik. Bu cin seanslarında birçok defa şunu duyduk. Diyor ki cinler, Müslüman olanlar da ya da başka dinde olanlar da Mehdi geldiğinde, Hazreti Mehdi geldiğinde Müslüman cinler Hazreti Mehdi'ye tabi olacak. Müslüman cinler bunun için hazırlanıyor. Çünkü Melhame-i Kübra Armageddon büyük savaş olacak. Hocam böyle bir şey duydu mu acaba? Bilgisi var mı? Huwa yaqul nahnu hazarna fil kesir nas arqil jin ve nadi jin ve yahd lama yahzur jin jin al kafir wal mu'min hum yaqulun ba'dhum yatba'una ad dajjal wa ba'dhum nantazirna al mahdi لما خروج المهدي لأن لهذه كما كلمت أنت قبل في بعض الفرصة للأرماجدون هل هذا إيش تقول في هذا؟ والله أنا هذا مسألة يعني في تركيا خطير جدا بين علماء بعضهم يكفرون هذا وينكرون هذا يعني خاصة دجال والمهدي هذا حاجة بين تركيا يعني شوية مشاكل هل تيقن يأتي المهدي من هو مهدي يعني أنا لا أناقش من ناحية فقهية ومن ناحية الأحاديث ben bunu bir
ilim ve hadis babında tartışmak istemiyorum. Sadece Allah, cinli kısmını soralım. Min nahiyeti'l cin. Min nahiyeti'l cin. Lakitu kesir minel cin. Yuhayyi'une d-deccal ve yentadirune d-deccal. Ve çok sayısız cinlerle konuştum. Deccal'ı bekliyorlar. وَمَا لَقِيْتُ الْجِنِ الَّذ۪ينَ يَنْتَذِرُونَ الْمَهْدِ Hiçbir cine rastlamadım ki Mehdi'yi bekliyoruz desinler Müslüman cinlerden. Böyle bir şey duymadım. وَلَكِنْ لَقِينَ الشَّيَاطِينَ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ هَذَا سَيَكُونُ مِنْ أَنْصَارِ الْمَهْدِ فَنَحْنُ نُحَارِبُهُ Fakat şöyle büyük şeytanlarla konuştum, onlarla görüştüm. Yakaladığımız zaman dediler ki biz şunlarla savaşıyoruz ki bunlar çünkü Mehdi'yi bekliyorlar. Yani iblis ve junuduhu yuhavviluna en ya'rifu men seyekunu ma'al mehdi hatta yuharibuhum min asl. İblis ve junuduhu yuhavviluna en ya'rifu men seyekunu ma'al mehdi hatta yuharibuhum min kabli en yekun. İblis aleyhillanet ve onun askerleri şunu bilmek istiyorlar ki kim Mehdi taraftarı olacak, ona karşı savaşıyorlar sürekli. وهم هكذا يحاربون كل العلماء والأئمة ve aynı şekilde bütün alimleri ve imamları ve din adamlarına karşı da özel savaş açıyorlar. وكما حاربوا الأنبياء ve nasıl Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı da savaştıkları gibi aynı şekilde cinler ve şeytanlar. أما الجن المسلمين الذين يقولون نحن ننتظر المهدي ما رأيك ama Müslüman cinlerin biz Mehdi'yi bekliyoruz diye hiçbir şey duymadım onların aleminden. İnsanlar arasına dikkat etinseniz başta söylediği gibi çünkü bu konu çok hassas Türkiye'de özellikle onu ben belirttim az önce. Dolayısıyla ben insanlar arasında değil cinler arasında böyle bir şey duymadım evet. Diyor. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar birinci bölümü burada bitireceğiz. Abdurrahman bin Halim hocamla beraber biraz işin küresel boyutunu konuştuk. Devletler nazarında çünkü hocamın daha önceki seanslarında bizim yayınladıklarımıza dahil biliyorsunuz Illuminati'den başlayıp dünya liderlerinin pek çoğunda dahi cinlerin faktörü olduğunu başka bir cine itiraf ettirmişti. Ya da o cinin itirafıydı diyelim. İlk bölümde bunları konuştuk. İkinci bölümde biraz daha özel ineceğiz. Hocamın seansını da izleyeceğiz bu arada. Hocama göre cin seansı nasıl yapılır? Rukiye ilmi nedir? Kendisinin yakalama ayetleri var. Bu ayetler de çok etkin. Bunları konuşacağız. Ve büyü konusu. Büyü konusunda da çok etkin olduğunu biliyoruz. Hocamın Türkiye'den hocama gözüken birçok hastayla da görüşmüştük daha önce kendisini araştırmak için. Bakalım bize büyü konusunda, cin musallatı konusunda neler söyleyecek ve insanoğlunun kendisini koruması hususunda ne gibi tavsiyelerde bulunacak? İkinci bölümde inşallah anlatacağız, dinleyeceğiz.